İkinci dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde oluşturduğumuz aks sisteminin düzenlenmesini, çok merak edilen dairesel ve eğri aks sistemlerinin oluşturulmasını göreceğiz. Refresh diyoruz ki ekranımız güncellensin. Evet, aksımız 45 derece döndü ve birebir sağ alt köşeden bakarsanız koordinat olarak da birebirden artık başlayacak şekilde düzenlendi. Okeylediğimizde zaten aksımızı kendiliğinden ortaya ekleyecekti. Evet, B üssü aksımızın eklendiğini görüyoruz. C aksından 5 metre öteye. İsimlendirme biraz ters olmuş. D'den A'ya doğru gidiyor. Onu da düzeltelim isterseniz. Refresh dediğimizde. Bakın bu şekilde oluştu. 30'ar derecelik. İsimlendirmesi de bizim arzu ettiğimiz şekilde zaten. Okeyleyelim. Evet, 17'ye geldi. Bu şekilde akslarımızı tanımladık. Hem eğri aks sistemini hem de dairesel aks sistemini görmüş olduk. İsterseniz bir uygulamada AutoCAD üzerinden getirme ile ilgili yapalım. DXF olarak getireceğiz. Kaydettim. Ve dosyayı kapatmanız lazım. Yoksa etap sonu okuyamıyor açık olduğu için. Story 3'e kadar tanımlı olarak gösterir. Bakın 3 boyutta hemen aksımız görüntüye girdi. AutoCAD'den getirdiğimiz akslarımızı tanımlamış oluyoruz. Buradan sonraki adımda artık modellemeye devam edebiliriz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim.